Sen bu adamlar kim? Faruk'un adamları. Biz bunları tanımayız, etmeyiz. Bu adamları güvenip de nasıl bu kadar sandık sandık malzeme veriyoruz, ben anlamadım ya. Bana güveniyor musun? Tabii ki de sana güveniyorum. Ama Allah aşkına sen de bana güveniyorsan ne olur bir açıklama yap. Dayımızın ölümünden sonra uzaklaştırılmış bir ekip. Ben kendi tarafıma çektim. Ne karşılığında? Dayımızın intikamı karşılığında. Bunu amcama ya da babama söylemenin ne gibi mahsur olabilir ki? Hayır, yarın yine Alparslan gizli iş çeviriyor demeyecekler mi? Diyecekler. Yemekte anlatmaya çalıştım, duymadın mı? İlyas amcam her zamanki gibi lafı ağzıma tıktı. Ya sen de o zaman ona değil babama söyle. Bazen yapmak anlatmaktan daha kısa sürüyor. Merak etme, tüm sorumluluk bende. İyi abi, sen bilirsin. Hızır Ali, benim senden başka bir isteğim daha var. Neymiş? Bu Tufan abinin deposunda da tırlar var. Orhan ya da Tufan abi, amcalarımın bundan haberi var mı diye sana soracaktır. Abi ben yalan atsam da inanmazlar. Amcamı ararlar. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Bence sen onların mallarının peşine falan hiç düşme ha. Düşmek zorundayız. Oradakileri de. Tipi abinin deposundakileri de boşaltmak zorundayız. Ne yapacağım o zaman? Tufan abiden destek istemiştim. O da yanındayım demişti. Sen ona bunu hatırlat. Böylelikle Bora'nın İlyas amcamı aramasını engelleyecektir. Umarım dediğin gibi olur. Tufan amcamın sağ solu pek belli olmuyor biliyorsun. Biliyorum. O yüzden ona tek bir şey söyle. Ona de ki, eğer depoları boşaltmazsak, limandaki bütün malları Tuncaylar ele geçirerek onun sırtına yıkar. İşte bu konuda sağ da belli, sol da belli. Direkt, dümdüz bir adam.